Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz. 28 Ekim 1923 akşamı yaşanan olaylar ve tarihe geçen bu sözün hikayesini bir de benden dinleyin. Videoya başlamadan önce bir ülkenin, coğrafyanın, hatta kendisini örnek alarak kaderini değiştiren pek çok milletin ulu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle, hasretle ve sevgiyle anıyorum. "28 Ekim 1923 akşamı Gazi Mustafa Kemal bütün devlet kabinesini Çankaya Köşkü'nde toplanmak üzere çağırdı. Bu toplantıda Başvekil Fethi Okyar'ın istifası karara bağlandı. O akşam Latife Hanım da misafirleri ağırlamak üzere çalışıyordu. Yemekler hazırlanıyordu. Mustafa Kemal arkadaşlarına yemekten sonra anayasanın bazı maddeleri üzerinde çalışacağını bildirmiş, yeni başkan adayı olduğunu söyleyen İsmet Paşa'yı da bu çalışmaya davet etmişti. Sofrada seçim heyecanı vardı. Herkes birbirine bakıyor, bir şeyler anlatıyordu. Mustafa Kemal tam o anda hafifçe tabağına vurdu. "Beyler," dedi. Gazi de heyecanlıydı. Kaşları çatılmış ama gözlerinde güleç bir ifadeyle arkadaşlarına bakıyordu. Yemek salonu bir an sessizleşti. Atatürk tam bu esnada söze girdi. "Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." Gazi Mustafa Kemal herkesin yüzüne bakarak durumu kontrol ediyordu. Sofradakiler hem o anın heyecanı hem de Gazi'nin kararlılığı neticesinde kala kalmıştı. Daha sonra sofrada büyük bir sevinç yaşandı. Mustafa Kemal uygun bir süre bekledikten sonra açıklamasına devam etti. "Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir. Bunu anayasamıza yarınki meclis toplantısında koyduracağız. Hazırlıklarımızı bir kez daha gözden geçirmemiz lazım," dedi. İsmet Paşa ve Mustafa Kemal sabah ezanına kadar çalışmalarını sürdürdü. İsmet Paşa da o gece Çankaya Köşkü'nde istirahat etti. "1919 yılında Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla alevlenen bu süreç yurdun dört bir yanına yayılmıştı. Bütün vatan bağımsızlığı için canla başla mücadele ediyordu. İsmet Paşa, Ali Fuat Paşa, Halit Paşa, Kemalettin Sami Bey'in de yer aldığı gecenin ayrıntılarına Atatürk'ün kaleminden, bizzat nutuktan bakalım. Gece olmuştu. Çankaya'ya gitmek üzere meclis binasından ayrılırken koridorlarda beni beklemekte olan Kemalettin Sami ve Halit Paşalara rastladım. Ali Fuat Paşa Ankara'dan hareket ederken bunların Ankara'ya geldiklerini o günkü gazetede bir uğurlama ve bir karşılama başlığı altında okumuştum. Daha kendileriyle görüşmemiştim. Benimle konuşmak üzere geç vakte kadar orada beklediklerini anlayınca akşam yemeğine gelmelerini Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa vasıtasıyla kendilerine bildirdim. İsmet Paşa'ya, Kazım Paşa'ya ve Fethi Bey'e de Çankaya'ya benimle birlikte gelmelerini söyledim. Çankaya'ya gittiğim zaman orada beni görmek üzere gelmiş bulunan Rize Milletvekili Fuat, Afyonkarahisar Milletvekili Ruşan Eşref Beylerle karşılaştım. Onları da yemeğe alıkoydum. Yemek sırasında yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz dedim. Orada bulunan arkadaşlar derhal düşünceme katıldılar. Yemeği bıraktık. O dakikadan itibaren nasıl hareket edileceği konusunda kısa bir program yaparak arkadaşları görevlendirdim. Efendiler, görüyorsunuz ki Cumhuriyet'in ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı davet ederek onlarla görüşüp tartışmaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim. Çünkü onların da aslında ve tabi olarak benim gibi düşündüklerinden şüphe etmiyordum. Halbuki o sırada Ankara'da bulunmayan bazı kişiler yetkileri olmadığı halde kendilerine haber verilmeden, düşünce ve rızaları alınmadan Cumhuriyet'in ilan edilmiş olmasını bize gücenme ve bizden ayrılma sebebi saydılar. Sonsuza kadar kutlanacak olan Cumhuriyet'in ilanından bir gün önce işte bu olaylar yaşanmıştı.
Türk gençliği olarak Cumhuriyetimizin sonsuza dek bekçisi olarak kalacağımıza söz veriyoruz. Ve bu vesileyle Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi, bugüne kadar vatan uğrunda çalışan herkesi selamlıyor ve saygıyla anıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.